Dediğiniz üzere endüstriyel atıklarla ilgili mücadelemiz her geçen gün artarak denetimlerimizi sıklaştırarak devam ettiriyoruz. İnegöl Belediyesi olarak hayatın her alanında hayata geçirmiş olduğumuz projelerde şehrimizi büyütmeye, geliştirmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu yaşadıkları şehirden mutlu olabilmeleri adına gayreti, efor ortaya koyuyoruz. İnegöl'ümüz gelişen sanayisiyle beraberinde artan nüfusuyla beraber tabii sorunlarıyla da ortaya çıkıyor. Burada endüstriyel atıkları çoğalması şehrimizi tehdit eden bir unsur haline dönüşüyor. İlçemizin ekonomik manada artı değer oluşturması adına çevre sağlığı ve çevre temizliği noktasından olumsuz olaylara endüstriyel atıkları sebep olmaktadır. İlçemizde endüstriyel atıklarının gelişi güzel bertaraflarını önlemek ve yaşanacak her türlü çevre probleminin önüne geçebilmek amacıyla çok yakın zamanda Zaafı Müdürlüğümüz eliyle oluşturduğumuz bir 11 kişilik ekibimizi kamuoyunun basına tanıtmıştık. Henüz çok yakın zamanda, 15 gün önce bu tanıtımı yapmıştık. Bunun üzerine ekibimiz hem üniformalı hem de sivil olmak üzere çalışmalarını hızlı bir şekilde başlamıştı. Bunlar tespit ettikleri tüm olumsuzlukları önce uyarı ve ikaz, daha sonra da sonrasında da kanuni çerçevede cezalandırarak, cezalarını keserek kişilere tebliğleri yapmaya başladık. Bunları aynen uygulamaya devam edeceğiz, artırarak devam edeceğiz. Bu 11 günlük, 15 günlük kapsam içerisinde toplamda 21 adet iş yerine cezai işlem tesis ettik. Ve kendilerine bu cezai müeyyideleri ulaştırdık. Bundan sonrası için de İnegöl Belediyesi zabıta ekiplerimizin denetimlerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye'mizin zabıta birliği ve yine Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin de işin içine dahil olmasıyla birlikte mesai saatleri içinde olduğu gibi mesai sonrasında, hafta sonları ve gece kontrolleri de sıklaştırıldı. Dolayısıyla şehrimizde daha yaşanabilir alanlar oluşturmak adına biz kamuoyuyla bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz ve beraberinde denetimlerimizi de arttırmaya devam edeceğiz. Bu olumsuz örneklerden de ben birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle arkadaşlarımızın tespit etmiş olduğu, gördüğünüz gibi burada özellikle sanayi atıklarımız, üretimden çıkan atıkları gelişigüzel işletme sahipleri sorumsuzca ortalığa atıyorlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi.